Arkadaşlar şöyle yönümüze geldik. Oltamızı attık. Bakalım akşam suyu yapmaya çalışacağız. Yapabileceğiz mi? Sazın için attık bakalım. Oltamız şöyle zilimizi taktık. Bekliyoruz bakalım. Ayımız da var. Tam karşımızda. Manzara olarak çok güzel. Harika bir yer. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Dün akşam gelmiştim buraya zaten biliyorsunuz. Şöyle kalktım. Saat şu an 7.10 gibi falan. 7.09 geçiyor. Kalktım, çayımı da demledim. Oltalarımız şöyle. Şuralarda. Biri şurada, birisi de şurada. Bir mantarlı bir dip var. Oltalarımızda herhangi bir şey yok bakalım şimdilik. Gece birkaç tane balık tuttum ufak. Onları da tabii ki geri saldım. Suya geri iade ettim. Şöyle bekliyoruz bakalım. Çayımı da demledim. Daha doğrusu demliyorum. Şöyle şu manzara eşliğinde bakalım. İnşallah çayımızı içeceğiz. Çayımızı da yapalım. Şöyle. Çayımızı da dolduruyoruz. Mis gibi şöyle. Bacasından da duman çıkıyor böyle. Dumanın içerisinden de mis gibi odun kokusu böyle yayılıyor etrafa. Çok güzel odun kokusu geliyor. Ya odun aromalı bir çay oluyor yani. Bu süper bir şey yani. Doğada olmak. Dışarıda olmak. Etrafını üzerine mis gibi odun kokusu sardı. Hadi bakalım ya Allah ya Bismillah. Var ya bayağıdır çalıyor. Ben ıslık falan çalıyorum duymadınız. Yo yo rüzgar değil balık vuruyor. Hem bayağı da asıldı yani. Ben bağırıyorum bağırıyorum. Geldi. Aslanım benim be. Çay kurusu. Oo, aynen doğru. Çay pullusu evet. Balıktan daha hiç görmedim. İlk defa görüyorum bunu. Sazan falan öyle. Sudak falan gördüm. Çay pullusu bu ha. Buymuş. Bu şeye benziyor ya. Sudağa da benziyor abi bu. Gel gel. Vay maşallah. Selam abi. Çekmemizde mahsur yok değil mi? Yok gülüm çekme. Tamam. Çıkar bakalım abi şunu. Burada çay pullusu. Canını acıtma Muharrem abi ya. Abi bayağıdır çalıyor bu yani. Ben bağırıyorum bağırıyorum duymuyor musun? Valla çay içiyorduk arkadaş. İyice iğne yutsun diye beklemişiz. İyice yutsun diye beklemişsiniz yani. Muharrem abi tutmuş içine. Şey yok muydu senin gargamda? Burun bende yok. Bende de yok valla. Yo senin burnun uyuyordu onu koçu dedim. Bende yok. Tanıyor mu geldi? Yere geçmiş ya. Ben abi çok iyice herhalde. Şu şeyler ne olsun? Şey kesecekmiş. Tamam.
Çek. Götür. Ya bir de kuyruğuna girdi bak. Çırpınır da şimdi. Arkadaşlar şöyle çayımız demledi. Mis gibi odun ateşinde. Gerçekten harika bir lezzetli tadı var. Şöyle biraz daha nohut yemeğimiz var. Kaşık getirmeyi unutmuşuz. Çay demlediğim odunlardan şöyle bir kaşık yaptım kendime. Mecburen kaşık olmayınca. Bakalım bununla da şöyle bir yemeğimizi yiyeceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Deneyeceğiz bakalım. Yani oluyor. Şöyle kaşığımız. Mecburen evde unuttuğumuz için kaşığı. Böyle yiyeceğiz yani. Ay maşallah. Yavaş yavaş olacak herhalde. Olacak gibi.
150 gram, 200 gram atarken kontrol altına alıp bir daha dikkatli ve yorumlanmış şekilde yapmak lazım. Yoksa büyük ağırlıklar atarken orada çat diye böyle kırılıyor yani. Buradan da beni geçen. Böyle biraz kirlenmişler. Gelen arkadaşlar ya da ondan önceki arkadaşlar çünkü çok fazla eskide değil böyle bir kirli ortalık. Ortalığı da şöyle bir toparlayacağız. Yıl boyunca bu doğaya zarar veriyor yani. Mükemmel. Manzarası çok iyi olan bir yer. Şurada abilerimiz var. Afyon'dan gelmişler. Şu an biz Şurt'tayız. Yani 30 kilometre oradan olabilirse 42 kilometre falan uzaklıktan gelmişler. Şurada şöyle bir anahtarımız var. Efsane. Burada yem olarak şöyle mısırımız var. Burada. Şöyle birazcık da taşı aldık. Mısırımız da düşüyor. Yem olarak da mısır kullanıyoruz. Ve küspe var. Kare küspe. Kare küspenin ucunda da boncuklar takalı. Demin de zaten görmüşsünüzdür. Mısır ve makarna var. Yani biraz sabah işte çayımı demledim burada. Oturdum kamp sandalyeme de. Manzaram şöyle şuydu. Gerçekten müthiş bir manzara var. Şöyle. Sınav geçip geliyorsunuz buraya. Şu kaya var işte. Kayanın yanında anlatıyorum. Şurada inekler var. Şurada. Bu arada dün gece zaten akşam gelmiştim buraya biliyorsunuz. Dün gece de 4-5 tane falan balık tuttum ama küçüktü. Küçük olduğu için yani video çekmeye de gerek duymadım. Onları da zaten geri suya geri iade ettim. Bakalım şöyle büyük balıklar yakalayabilirsek onların aksiyonu daha fazla oluyor. Onları size yakalayıp göstermek istiyorum. Zaten küçük balık geldiği zaman belli oluyor veya büyük balık geldiği zaman belli oluyor. Yani küçük balık şöyle şıngırdatıyor bir iki kere zili. Sonra tekrar bir daha şıngırdatıyor falan çekiyorsun bakıyorsun küçük. Büyük balık ama oltayı yapıştırıyor suya resmen büküyor oltayı C gibi oluyor. Bakalım büyük balık inşallah yakalamaya çalışacağız. Var büyük balıklar da var ama nasip.
Şuralarda da diğer abilerimiz var. Arkadaşlar şöyle tekrar bir daha bir çay demleyeceğiz bakalım. Burada yüzlerden yakamıyoruz. Vallahi balık gelmeyince bol bol çay demliyoruz yani. Gerçi şu an saat 12.30-1 gibi oldu da çay vakti zaten geldi. Ama balık olmayınca da yani çay demliyoruz. Anında demleyemiyoruz. Yanmıyor. Ali. Kızım. İki elimle siper edeyim ben bunu. İki elimle. Arkadaşlar şöyle toplandım artık. Yani vuruş falan artık yok. Saat 2.30-3 civarında falan. Şöyle toparladım oltamı falan, çantamı. Böyle başka bir şeyim var mı diye bakıyorum. Unuttuğum bir şeyim var mı diye. Yok sanırım. Şöyle çöpleri de bu arada götürüyoruz. Deminki topladığımız bunları da çöp konteynerine bırakalım. Lütfen çevreyi kirletmeyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.